Bugünkü siparişimiz elmalı kurabiye. Ama bu elmalı kurabiyenin hamuru çok farklı. Bana özel. Kıyır kıyır oluyor. Böyle açıyoruz. Bir kapak yardımıyla kesiyoruz. Şu şekil. Kenarlardakini tabii sonradan değerlendireceğim. İstediğiniz şekli verirsiniz ama benim en çok sevdiğim şekil bu. Bu şekil. Üçgenler yapıyoruz. Ondan sonra içlerine bilindiği gibi elmaları diziyoruz. Tarifini isteyenler, yani malzeme listesini merak edenler, Şoraj Seven YouTube kanalından takip edebilir. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hamuru çok farklı bunun. Hem kabartma tozu giriyor, hem sirke giriyor hamuruna. Yumurta da giriyor. Normalde kurabiyelere yumurta girmez örneğin ama buna yumurta da giriyor. Nişasta da giriyor. Tamam, birçok kurabiyelere nişasta giriyor ama bu elmalı kurabiyede denediğinizde çok harika oluyor. Çıtır çıtır oluyor. Asla asla bayatlamıyor. Bu şekilde işte diziyoruz. Elma da bildiğiniz gibi rendelenmiş. İçinde ceviz ve tarçın var. Klasik elmalı kurabiyenin içinde olan. Çünkü elma türü şeylere tarçın çok yakışıyor. Bu şekil. Şimdi kapatıyoruz. ...180 derecede önceden ısıtılmış fırında... ...üzeri kızarıncaya kadar, çok pişirmiyoruz. Pembeleşecek, kızarmayacak daha doğrusu. Pembeleşecek. Bu şekil. Çok bereketli oluyor bu kurabiye. Ben normalde malzemesi... İki katına çıkardım çünkü sipariş çok, tek kat olduğumda da yani çok bereketli oluyor. Ben iki katına çıkardım malzemesini. Bu şekil. Piştikten sonra da üzerine, soğuduktan sonra özellikle, soğuduktan sonra pudra şekeri eliyoruz. Sıcakken elendiğinde pudra şekerini emer hamuru. Püf noktalardan birisidir o. Tamam, şöyle işçi.